Canım emin misin ya? Bak bu kadar uğraşıp da iyi bir sonuç alamazsak yıkılırsın. Ben eminim Gonca, ne yapayım böyle elim kolum bağlı oturup bekleyeyim mi? O zaman biz de sana sonuna kadar destek olacağız değil mi Volkan? Yani evet de işte şu Kerem'e Ceyda'yı kötüleme kısmı biraz riskli. Yani Kerem erkenden çakarsa yine bu olay bana patlar, ben size söyleyeyim. Sana kimse Ceyda'yı Kerem'e kötüle demiyor ki. Ceyda'nın nasıl biri olduğunu Kerem'e hatırlat istiyorum. Hmm. Yani evet, çaktırmadan yapmak bizim işimiz. Yaparım yaparım ama işte Kerem bu ara biraz sinirli. Neyse ya, halledeceğim halledeceğim. Zaten bu evlilik saçmalığına da katlanamam. Aferin benim aşkıma. Anneciğim, babacığım siz yorulmuşsunuzdur. Ben size hemen bir kahve yaparım şimdi. Olur mu bebişim? Senin başarın bizi hiç yorar mı? Değil mi Rauf? Aslında gelmemize ne gerek vardı ki? İstemem, istemem. Ne avam şeyler bunlar. Hemen evlenseydiniz ya kızım, balayına da yanımıza gelirdiniz. Hayır, benim hiç bu çocukla fotom olmasın da. Ha? Olmasın mı fotom? Anneciğim, babacığım. Bakın ben buradayım, benim yanımda tartışmayın. Ayrıca artık konuya odaklansak, ben evleniyorum. Haklısın kızım, şu anahtarı versen bana hemen. Haklısın bebişim, çok haklısın. Seninle gurur duyuyoruz ya, bu senin uzun zamandır hedefin de. Evet, birazcık geç oldu ama yine de seninle gurur duyuyoruz değil mi Rauf? Hadi hadi, acil kahve içmem lazım benim. Daha gözüm açılmadı, hadi. Ya Rauf, nereye gidiyorsun? Şunu alır mısın lütfen? Ay, ben taşırım, bırak sen. Geri bas lan! Valla canım burnuna koyarım bir tane ha! Ya çocuklar, valla hakkınız doldu burada ya. Hadi alın şunu, için de içiniz ısınsın. Ya ben olmuşum çay zaten anne ya. Bir bırakın beni, içmeyeceğim. Zıkkımın pekini iç. Ya bir salın beni ya! Abi bak, sen böyle üzülüyorsun ya. Valla benim de canım sıkılıyor ha. Sen de sorsaydın abicim öyle yemeğinde. Sen yemeğe gittin mi, gitmedin mi? Oğlum, sen laftan anlamıyor musun lan? Nasıl sorayım lan? 5 dakika durdu, bende gitti zaten. İşim var dedi, gitti. Abi, 5 dakika durduysa sıkıntı. Senin yanında durmuyorsa büyük sıkıntı abi. Bak mesela Ayşe de benim yanımda durmuyordu. Sonra ne oldu? Kerem'e kaçtı. Yok arkadaşım, böyle olmayacak ya. Ben arayacağım. Arayacağım vallahi. Abicim ara ara. Bak de ki, sinemaya gidelim mi de. Tamam mı? Bak çünkü abi, ikili ilişkilerde sinema çok önemli fiziksel aksiyon. Dur oraya, buraya al. Aradın mı şu an? Buraya al, heh. Alo. Efendim Erkut. Alo Feza. Nasılsın kadın şirinim? İyi, sen? İyi. Ben de iyi. Şey diyecektim ya ben sana. Bu akşam sinemaya gidelim mi seninle? Hazır bugün de görüşemedik malum. Erkut ya, sabahtan beri pestilim çıktı, gerçekten çok işim var. Ben eve gider uyurum. Ya doğru, sen tamam dinlen o zaman bugün. Şey yarın yapsak peki? Alo? Feza? Feza, alo? Ne oldu? Düt 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 sesine. Feza? Abi kapattı, kapattı abiciğim, kapattı. Bu seni oyalıyor abi, netleşti artık. Şuraya bak. Tanımadığı adamlarla sinemaya falan gidiyor. Abi ben... Dur, sakin ol, dur. Vay arkadaş. Yok birader, bu böyle olmaz. Benim ne yapıp edip şirketteki işe geri dönmem lazım. Abi şirketten emin misin? Rıza abi kesmesin seni. Baş yapmayın lan Rıza abinizden. Benim sevgilim elden gidiyor oğlum. Feza benden gidiyor. Bro, ne haber? Ceyda ile ilgili konuşmaya geldiysen kendini hiç boşuna yorma. Sana da dert anlatacak durumda değilim. Yok. Yani niye konuşayım ki kardeşim? Yetişkin adamsın. İstediğinle takılırsın, istediğinle nişanlanırsın, istediğinle evlenirsin. Bize ne canım bundan? Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Yani hem Ceyda tanıdık bir kız. Yani ben liseden beri tanıyorum kızı. Sen ta kreşten beri tanıyorsun. İstikrar var. Ya bunu hatırlıyor musun? Seni şu ya 15. ya da 16. yaş günü kutluyorduk. Bir tane sarışın Melis vardı. Sana aşıktı hani. Ceyda onu alıp o gün depoya kilitlemişti. Sonra kızı bir gün sonra bulmuştuk. Ceyda şey diyordu. Ya şaka yaptım diyordu ama biliyordu konuk sıkarçık olduğunu. Yapmıştı öyle bir şey değil mi? Hı. Oo, daha neler yaptı. Hatırlıyor musun? Lise bittiğinde senin üniversite tercihlerini bulmuştu. Aynısını yapmıştı. Ha? Ayrı kalmayın diye. Aa, bak aklıma ne geldi. Sen Keloğlan masalını seviyorsun diye saçlarını kazıtmaya kalkmıştı da öğretmenler tutmuştu, hatırlıyor musun? Hey Allah'ım ya. Neyse tamam, sus. Burası hazır.
İşlem tamam. Tamam. Kız, saçın başın nasıl? Harika, süper yanıyorsun ya. Alev alevsin, ışıldıyorsun, parlıyorsun, muhteşem. Biliyorum tatlım, her zamanki halim. Ama işte ne yaptıysa bak benim için yapmış, değil mi? Benim için yapmış. Yani evet ama biraz da manyaklık payı var Buracığım şimdi yani. Ben her ihtimale karşı saatimi kuracağım, geceleri seni arayacağım. Bunu diyeceğim, iyi misin, hayatta mısın? Belli olmaz şimdi. Aa! Ayşe! Ben gideyim Buracığım, ararlar beni. Görüşürüz Ayşe. Girsene Ayşe. Sen demiştin ya kapıyı çalmadan girmeyin, belki müsait değilimdir diye. Buyur, gel. Atölyeyle ilgili son durumları raporladım. Bakmak istersin diye düşündüm. Ha, ayrıca dün geceden sonra fikrim değişmedi. Niye değişsin ki? Bu iş. Tabii. Aa, dur. Orada gözünden kaçırabileceğim bir şey olabilir. Çünkü beni yönlendirmen lazım. Ben de o yönde ilerleyeceğim. Feyza'cığım, şu müşteriden geri dönüş oldu mu? Oldu Ceyda Hanım. Maili hazırlayıp size döneceğim. Ama sabahtan beri bekliyorum ben. Yani bir dakika ortadan kayboluyorum, işler sarpa sarıyor. Bugün bitsin bunlar. Çalışıyorum Ceyda Hanım. Bak şurası çok önemli. Hmm. Anladım. Hepsini gayet iyi anladım. Hmm. Sorun yok gibi duruyor. Bence makul. Gayet iyi. Buyur. Ya bu kadar diyorsun. Sorun yoksa... Özür dilerim. Önemli değil.